Küçük ve kısa yapıyorsam bulutların koyuluğunu vermiş oluyorum. Büyüterek ve hızlandırarak yapıyorsam bu sefer açık tonla geçmiş oluyorum. Diyelim ki biçimsel olarak şöyle bir bulut yerleştirdim. Bunu açıklı koyulu olarak. Bir de buradaki çatının dibinden çıkartıyorum aynı şekilde. Bu sabır istiyor. Şimdi gökyüzüyle denizi daha iyi yapmak istediğinde şunu yapacaksın. Diyelim ki 5 santimlik bir alan gökyüzü veya deniz çalıştın. Buradaki ahşabımı tamamlarken burada tıkandığını düşündüğün anda düşünme sırasında bunu yap. Öbür türlü sırf gökyüzü veya deniz yapmaya kalkarsan bu kadar büyük bir tabloda sıkılırsın, gereksiz bulutlar, gereksiz gölgeler oluşur. Şimdi iki büyük bulut arasında düz çekişler yaptığım zaman birbiriyle bağlantısı. Madem buraya kadar gösterdim diyeceksin. Şurada da hani ufuk çizgisini çizdik ya. Bak. Uzakta da olmuş olsa. Şimdi iki kenardan şey yaparken yavaş yavaş geliyorum. Yüzeyde biraz soğuyor. Birleşme noktasında renk açılıyor. Bastırmıyorum. Sadece yüzeyde yakarak ilerliyorum. Sonra